Türkiye dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor. Gıda krizinin çözümü için Rusya ve Ukrayna temsilcileri İstanbul'da tahıl koridoru anlaşmasını imzalamıştı. Geçtiğimiz günlerde Rusya, Kırım'daki gemilere yapılan saldırılar nedeniyle anlaşmayı askıya almış, devreye Türkiye'nin girmesiyle yeniden tahıl sevkiyatına başlanmıştı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan MÜSİAD Expo'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl anlaşmasına değindi. Afrika'da yaşanılan gıda krizi ve kıtlığa değinen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le anlaştığını belirterek Somali ve Sudan gibi ülkelere de ücretsiz tahıl gönderileceğini söyledi. Dün akşam Sayın Antonio Guterres'le yaptığım konuşmada, G20'de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte, özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı, gübreyi göndereceğiz, yoksa az gelişmiş, fakir ülkelere mi göndereceğiz, bunun için orada bir adım atalım diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Nitekim dün akşam Sayın Antonio Guterres'le yaptığım konuşmada da dedim ki G20'de bunu gündeme getirelim ve G20 zirvesinde de özellikle dünyada neler yapacağız? Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahılı, gübreyi göndereceğiz? Yoksa az gelişmiş, fakir, garip kuraba ülkelere mi göndereceğiz? Bunun için orada bir adım atalım. Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin dün evvelsi günkü görüşmemde bana şunu söyledi. Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim dedi. Hemfikir olduk. Ve bunu da dedik G20'de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu. Yapmamız gereken de bu. İnşallah bu ayın 13-14'ünde Bali'de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız. Avrupa'yı bahçe, dünyanın geri kalanını ise vahşi otlar olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına elbette şaşırmıyoruz. Ama kabul de etmiyoruz. Bunlar için medeniyet sadece batıyı, İnsan sadece beyaz adamı, hak ve özgürlükler de sadece Avrupalı bireyleri ifade etmektedir.